artan çok değerli daire başkanlarımız, değerli il müdürlerimiz ve esasen afet yönetiminde çok önemli bir konuda bulunan illerimizde işin saha ayarında hayati görevi üstlenen çok kıymetli vali yardımcılarımız, değerli basın mensupları, kıymetli hanımefendiler, sayınlar, beyefendiler ve şeyin bulunduğunda yunanımızda bulunan kızı camamızın çok değerli belediye başkanı. AFAD koordinasyon eğitim toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi sevgi ve saygılarla selamlıyorum. Kıymetli arkadaşlar, saygılar, hanımefendiler ve beyefendiler. Hemen hepimizin bildiği çok insani bir hikaye var. 1939 yılında yaşanan meşhur Erzincan depreminde o günün Erzincan savcısı rahmetli Hüseyin Akçay hapishanedeki mahkumları kurtarma çalışmalarında yardım etmek ve iş bittiğinde de tekrar hapishaneye dönmek üzere salıyoruz. Gerçekten de mahkumlar bu konuda çalışırlar ve bir tek kişi firar etmeden yine hapishaneye gidiyor. Biz yıllarca bu hikayeyi hem bir afet karşısında nasıl bir yönetim ortaya konulması hem de bu konuda kimlerin hangi rolleri üstlenebileceği konusunda hep dinledik durduk. Gerçekten de öyledir. Ama bu hikayenin arkasında aynı zamanda önemli bir yöneticilik söz konusudur. Afetle karşılaştığında eli ayağı dolanan, ne yapacağını şaşıran değil, kullanabileceği tüm imkanları soğukkanlılıkla ve risk alarak kullanan iş bilir bir yönetici hikayesi aslında bu hikayenin belki de özü. Ve aslında modern zamanlardaki afet yönetiminin sadece afet ilgili kurumları yönetmek değil, şehrin tüm kapasitesini etkili biçimde yönetmek demek oldu. Daha o zamandan örnekleyebilmiş bir hadisedir. Elbette ki o günden bugün afet yönetim anlayışı çok değişti. Aynen. Sadece olay anına odaklanmış eski anlayış yerine bugün afet öncesi, afet anı ve afet sonrasının içine alan daha geniş bir alanla birlikte bakıyoruz. İşin sadece tarifi ve kapsamı değil, süreç yönetim modelleri de değişti. Bugün dünyada ülkeler özel çok farklı afet yapıları söz konusu. Yani bir afet esnasında hangi yöneticinin ne yapacağı, yetki ve sorumluluk tanımlarının ne olacağı, kimin hangi alanlardan sorumlu olacağı, özellikle iletişimin nasıl sağlanacağı gibi pek çok başlık artık önceden belirlenmekte. Hatta bir anlamda afet yönetim organizasyon şemaları ortaya konulmaktadır. Mesela Amerika'da ilgili bütün kurumların işin içinde olduğu bir acil müdahale sistemi var. Bunların tepesinde olağanüstü haller ve afet yönetiminden sorumlu olan kısa adı FEMA olan bir koordinatör kuruluşuyor. İtfaiye de bunun içerisinde. Belediye de bu yapının içerisinde. Federal ve yerel düzeydeki pek çok kurum da bu yapının içerisinde. Burada kimin hangi düzeyde ve hangi görevi yapacağı, yetkileri, sorumluluk alanları ve diğer konular federal müdahale planı içinde ayrıntılı bir biçimde belirtiliyor. Yani normal zamanda bağımsız olan kurumlar acil bir durumda bir araya geliyor ve bunların nasıl bir araya geleceğini belirleyen yazılı kurallara göre tek bir kurummuş gibi çalışmaya başlıyor. Bu yapıyı koordine eden bir çatı kurmuşlar. Dünyanın önde gelen afet bölgelerinden birisi olan Japonya'daki sistem, afetlerden önceden haberdar olmasına, tahmin edilmesine ve önlem alınmasına ağırlık veren bir sistemdir. Aslına bakarsanız, burada bina içlerinde önlemleri tamamlamışlar. Binalarda fazla can ve mal kaybı yaşanmıyor. Daha çok tsunami'lerin oluşturacağı can ve mal kayıplarını önlemeye ağırlık veriyorlar. Burada da ulusal acil durum yönetim yapısı olarak tanımlanan bir ilişkiler ve yetkiler sistemi var. Polis teşkilatı, itfaiye de, belediyeler de ve ilgili bütün kurumlar bu yapı içerisinde tanımlanmış yetkilerle eş bölüm içerisinde ve bir koordinasyon içerisinde çalışıyor. Bu önlemler içinde biz
bize belki en fazla benzeyen yapı Fransa'daki sistem. Orada da Halk Güvenliği Müdürlüğü adı verilen bağımsız bir kurum var. Bu kurum ulusal ve yerel afetlerde müdahale ediyor. Kurtarma hizmetleri veriyor. Yurt dışı ve yurt içi yardım hizmetlerini organize ediyor. İtfaiye eğitimleri veriyor ve afet konusunda pek çok faaliyeti gerçekleştiriyor. Yani dünya afet yönetimi noktasında farklı yapılar kullanıyor. İlk önce Amerika'ya var. Ardından Japonya'ya. Şimdi biraz da Fransa'dan örnek vermiştim. Ama hepsinin ortak özelliği devletin ilgili bütün birimlerinin koordinasyon noktasında bir planlama ve yetkilendirme ortaya koymasıdır. Yani kısacası dünyanın bütün gelişmiş devletlerinde afet anında kimin ne yapacağı, nereye koşacağı, kimin kimden talimat alacağını belirliyorlar. Kurallara bağlıyorlar ve bunu bir alışkanlık haline getirmeye çalışıyorlar. Türkiye maalesef 1999 yılındaki Yalova ve Düzce depremleriyle çok acı bir ikaz almıştır. Cenab-ı Hak özellikle o felaketlerde şehit olmuş bütün kardeşlerimize gani gani rahmet eylesin. Biz burada 3 tane ders aldık. Ki o noktada aldığımız dersler bizim için önemli. Birincisi, doğal afet riski yüksek bir ülkede yaşadığımız hatırlamamız. 1990-2003 yılları arasında yani büyük depremin olduğu 13 yıllık periyotta Türkiye'de kaydedilen deprem sayısı yıllık olarak 300 ile 2000 arası bir bantta kalmış. Oysa 2004-2018 arasında bu sayı 5000 ile 38000 arasında gerçekleşmiş ve 2008'den beri 11000 bant üstünde seyretmiş. Ancak çok şükür ki Marmara depremi ölçüsünde bir yıkımla şu ana kadar karşılaşmadık. Bunun yanı sıra ülkemizde öteden beri heyelan felaketiyle özellikle Karadeniz bölgesinde karşılaşıyoruz. Ve son yıllarda küresel iklim değişikliklerinin ülkemizdeki bir etkisi olarak yorumlayabileceğimiz özellikle Akdeniz bölgesindeki hortum hadiseleriyle de karşılaşıyoruz. Can ve mal kayıpları yaşıyoruz. Son 10 yıldır 159 hortum vakası yaşandı. Bunların 56 tanesini 2017 yılında yaşadık. Aldığımız ikinci ders, devletimizin güçlü olması gerektiğidir. Bir afet anında erzak ve malzeme depolarınızı açtığınızda aslında devletimizin gücünü görüyorsunuz. 99 depremi hepimiz biliyoruz ki depoları açtık ve maalesef işleri boştu. Bugün Allah'a şükür öyle bir tablo söz konusu değil. Afet başkanlığımızda şu anda ülke genelinde 25 lojistik, 30'da merkez lojistik deposuyla buralarda 82.836 çadır, 143.148 battaniye ve diğer ihtiyat malzemelerle toplam 783 müdahale aracı, 23 alet mobil koordinasyon tırı, 1823 arama kurtarma personeli, 103 amfibi aracı vardır. Ayrıca 299 hız ölçer, 757 ivme ölçer ve 1056 deprem gözlem istasyonuyla AFAD başkanlığımız eliyle Türkiye Avrupa'nın ikinci büyük deprem gözlem alanına sahiptir. Aldığımız üçüncü ders modern bir afet yönetiminin yeni bir anlayışın gerektiğidir. Türkiye 99 depreminde devletin normal hiyerarşisi içerisinde süreci yönetmeye çalıştı. Kimsenin hakkını yemez. Herkes büyük gayret gösterdi. Ancak ortada bir yönetim kargaşası söz konusu. Kim neyle sorumlu olduğunu bilmiyordu. Özellikle yereldeki sorumlular şaşkınlık içerisindeydi. Çünkü insanları kurtarmakla veya krizi yönetmekle görevlisiniz ama sizin evinizde çökmüş veya hasar görmüş. Bu haldeyken etkili bir arama kurtarma faaliyeti koordine edebilmek mümkün değil. Ben deprem olduğu gün Sayın Tansu Çiller'le birlikte Kocaeli, Yalova'ya, ardından Kocaeli, Sakarya'ya her birine teker teker gittim. Sağ olsun eski başbakanımız, meclis başkanımız Sayın Binali Yıldırım da bizim Yalova'ya geçmemizi sağlayabilecek ulaşımımızı temin etti. Ve dönemin başbakanı rahmetli Ecevit'i sağdaki durum vehametini Sayın Çiller ben yanındayken anlattı. O gün hepimiz anladık ki
Türkiye'de afet anında etkili bir yönetim ve koordinasyon sağlayacak, süreçte etkili ve tecrübeli bir kurum yapısına ihtiyaç var. Biz onu bugün, o gün çok net bir şekilde anladık. Yani o gün özellikle konuşmamın bir noktasında ifade ettim. Bizim afet yönetimi konusunda belki de aldığımız ikazların en etkilisiydi. Çünkü bir meseleyi iyi yönetmeye, buna önceden zihni olarak hazırlanmış, aynı zamanda eylem planı olarak hazırlanmış, aynı zamanda koordinasyon olarak hazırlanmış, neyi, ne zaman, ne şekilde yapabileceğini bilen ve o konuda tereddütsüz adım atabilme kabiliyetine sahip ve bütün kurumların eş güdüm ve koordinasyon içerisinde çalışabileceği ve aynı zamanda da hem iletişimi çok net bir şekilde sağlayabileceği bir yapıya ihtiyaç var. Yani her şeyden önemlisi belki de bütün bunları yaparken eş zaman içerisinde iletişimi çok iyi koordine eder. İletişim hem afeti koordine eden kurumlarındadır, hem afete maruz kalanlarla alakalı, hem de bulunduğumuz çevrede ve en geniş çevre olan ülkeyle alakalı iletişim. Yani bu dili iyi kurmak afetle alakalı belki de en temel adımlardan bir tanesidir. Başlı başına bu son anlattığım mesele bile esas itibariyle üzerinde programlamanın yapılabileceği, hangi adımların atılabileceği, nelerin söyleyebileceği, önceliklerin nelerin olabileceğini bir şekilde bize bir ders olarak göstermektedir. Zaten bugün bir arada olmamızın temel nedenlerinden bir tanesi. Bu konudaki yetkin arkadaşlarımızla onların yetkinlikte, sizin de tecrübelerinizi paylaşmak istememizdeki temel amaç budur. Ve hakikaten AFAD'la birlikte bu konularda çok önemli organizasyonları hep birlikte yapmak durumundayız. Bu meseleler bize bir gün lazımdır. Bir saat lazımdır. Belki de yarım saatlik bir zaman dilimi içerisinde. En son yaşadığımız örneklerde hep beraber gördük. Yarım saat bir gecikme, yarım saat bir iletişim hatası, yarım saat bir koordinasyonsuzluk birçok mala, birçok cana ve birçok acıya maalesef yol açabiliyor. Onun için bunların her biri konusunda güçlü bir devlet yapımız var ve vatandaşımızın bizden beklediği esas itibariyle çok açık bir şekilde söylemek istiyorum. Bu güçlü devlet yapısına uygun bir şekilde afet anlamında, bu tip kriz anlamında o güçlü yapının hem kudretiyle, hem şefkatiyle, hem de acil müdahalesiyle karşı karşıya kalmıştır. Ve özellikle aradan geçen süreçte AFAD Başkanlığımız kuruluşundan itibaren gerçekten çok hızlı bir gelişim gösterdi ve Türkiye'de hakikaten önemli işlere imza attı. 81 il, 11 birlik müdürlüğü ve toplam 5867 personelimiz var. 4 adet birlik müdürlüğünün kurulması çalışmalarımızda devam etmektedir. Bugün AFAD bünyesinde Türkiye'nin afet yönetimi strateji belgesi ve eylem planı oluşturulmuştur. Bu da kendi içerisinde Türkiye afet riski azaltma planı, Türkiye afet müdahale planı ve Türkiye afet sonrası iyileştirme planı olmak üzere 3 alt plana sahiptir. Ayrıca bunlara destek mahiyetinde diğer ulusal ve stratejik planlarımız da mevcuttur. Bu planların detaylarına indiğiniz zaman kurum arası işbirliği, risk yönetimi, afet bölgesine zamanında intikal, ulusal düzeyde hizmet planları, il afet planları, olay türü müdahale planları gibi başlıkların olduğunu
hep beraber görüyoruz. Keza afet riskini azaltmada sektörler ve tehditleri karşılaştıran detaylı analizlerimiz söz konusudur. Bir diğer taraftan sadece kamu kurumlarının değil, bireyleri de afete hazırlamak, afet anında vatandaşların neler yapması gerektiğine ilişkin onları bilgilendirmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın da destekleriyle Afete Hazır Türkiye projesini gerçekleştirdik. Aile, okul, gençler ve iş yeri alt başlıkları olan projeyle bugüne kadar toplam 11.4 milyon kişiye ulaşılmıştır. Yani 11 milyon 400 bin kişiye şu ana kadar ulaşıldı. Ayrıca yine önemli bir proje olarak Türkiye genelinde 12.276 adet afet ve acil durum toplanma alanı belirlenmiş ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. Türkiye'nin deprem risk haritası 1996'ya ayrılmış çalışmaktır. Bu da güncellenmiş ve yeni risk haritası yayınlanmıştır. Zaten bütün bunları bu 15 ile 19 arasında gerçekleşecek ve 3 günü tamamen teorik olarak burada sizin izleyeceğiniz, dinleyeceğiniz eğitimlerde bir günde bu konudaki saha çalışmalarını AFAD'la birlikte yapacağınız o anlayış içerisinde sizler de burada bir vesileyle tecrübe edeceksiniz. 99 depreminde aldığımız dersler neticesinde bugün AFAD Başkanlığımızın önemli çalışmaları neticesinde Türkiye'nin afet yönetiminde dijital altyapı çalışmaları yapılmış ve sürekli kendilerini yenilemektedir. Kısa adı AYDES olan Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi, iletişim ve koordinasyon noktasındaki ihtiyaçlarımızı karşılamak üzere tasarlanmış bir projedir. Tabii AFAD Başkanlığımızın bir fonksiyonu da afet sonrası iyileştirme faaliyetleridir. 2009'dan bugüne kadar Başkanlığımız eliyle tamamlanan afet konut sayısı 49.524 adettir. Afet yönetimi esas itibariyle bir insani faaliyettir ve sınırlarımızın dışında gelişen hadiselere de bu noktada duyarsız kalmamız elbette ki mümkün değildir. Bu da devletimizin gücüyle ilgili bir meseledir. Türkiye bugün küresel insani yardım raporuna göre 8 milyar dolar ile 2017 yılında en çok insani yardım yapan ülkedir. 5 kıtada 50'den fazla ülkede yardım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Ve bana göre önemli bir detay. Türkiye özellikle AFAD Başkanlığı eliyle sadece harcanan yardımlar yapmıyor. Yani sadece gıda polisi ve sadece yiyecek götürmüyor. Kalıcı yardımlar da yapıyoruz. Su kuyusu açıyoruz. Hastane yapıyoruz. Mesela Arakan'da Sağlık Bakanlığımızla ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz bir Sahra Hastanesi, 2070 bamboya, 8 su kuyusu, 1 çocuk parkı yaptık. Öte yandan Filistin'e 2010-2018 yılları arasında toplam 202 milyon dolar nakit ve 137.500 ton un yardımı yaptık. Keza Sudan'a 2013-2018 yılları arasında 14.7 milyon dolarlık yardım yaptık. Bunların içerisinde buğday ve akaryakıt gibi başlıklar var. Ayrıca Afrin ve İdlib'de 368 noktada, Fırat Kalkanı bölgesinde 285 noktada yardım faaliyetlerimiz de halen devam etmektedir. Bölgede hayat normalleştikçe geri dönüşler de artmaktadır. Evet, bu normalleştirme çalışmaları konusunda hem güvenlik güçlerimiz, hem eğitim ve sağlık dahil tüm bilimlerimizin ve kurumlarımızın, aynı zamanda da AFAD'ın çok ciddi katkıları söz konusu. Böyle olduğu için şu ana kadar 321.093 Suriyeli kardeşimiz bu güvenli bölgelere geri dönmüştür. Yani bizim güvenli olarak yaptığımız bu bölgeye, hayatı normalleştirmeye çalıştığımız bu bölgelere geri dönmüştür. Değerli arkadaşlar, kıymetli hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, bütün bunları anlatmamdaki sebep şu: doğal afet riski taşıyan bir coğrafyada yaşıyoruz. Bunun tartışılacak hiçbir yanı söz konusu değil. Komşularımızda da benzer bir durum söz konusudur. İran'ın 25 eyaletinde 17 Mart'tan bu yana etkili olan yağışların yol açtığı sel felaketini biz izliyoruz. Genel olarak dünyada doğal afetlerin ve bunların yıkımlarının arttığı bir yüzyıl içerisindeyiz. Ve daha kötüsü, bizi ileride neyin beklediğini tam olarak biliyor değiliz.
Dolayısıyla özellikle üretim noktasında olan sizler, bizler her türlü senaryoya hazırlıklı olmak zorundayız. Bugün burada yaptıklarınız, konuşulanlar, anlatılanlar aslında sizlere bir refleks ve alışkanlık kazandırmak içindir. Sorumluluk noktasında olan insanlar olarak bocalama lüksümüz olmadı. Hep bizim malumdur. Dolayısıyla bu eğitimlere dikkat edin. Sadece burada bırakmayın. Afet yönetim meselesini belki evet kendimizin en önemli bir uğraş alanı olarak edinmek. Bununla ilgili yayınları takip etmek. Buradaki arkadaşlarımızla sürekli iletişim halinde olabilmek. Ve bunu sorumlu olduğumuz alanlara nakledebilmek hem sizlere çok şey katacaktır ve sizin bu tecrübeleriniz Allah göstermesin bir afet anında çok canlının kurtarılmasına vesile olacaktır. Hepiniz tecrübeli ve bilgili yöneticilersiniz. Bu konuda kabiliyetlerinizi eksiksiz şekilde ortaya koyacağınıza ve bu meseleye çok fazla önem vereceğinize inanıyorum. Ve sadece meselenin koordinasyonu değil, meseleyle ilgili kendimizin dışındaki alanları da ciddi bir şekilde bir eğitim seferberliğine tabi tutmak temel sorumluluğumuz. Burada AFAD adı altında biraz önce kabiliyetini ve kapasitesini ve hakikaten nerelere uzandığını anlattığım çok önemli bir kurumumuz var. Ve buranın bu konuda etkin yöneticileri var. Hakikaten sorumluluk bilinci içerisinde olan ve meseleyi de çok iyi bir şekilde yönetme kabiliyetine sahip her birimde arkadaşlarımız var. Özellikle bu konuda aile yardımcılarımızın bu afet planlarının pratiği, tatbikatı ve bir afetle karşı karşıya kaldığımızda nasıl adım atabileceğimizi sürekli olarak sadece bir zihni meleki olarak geliştirmesi değil, sahaya da yansıtması ve bununla ilgili paydaşlarla beraber bunu gerçekleştirmesi önemlidir. Yani sizler hangi sivil toplum örgütlerinden böyle bir an geldiğinde, bir iyi günü geldiğinde nasıl yararlanacağınızı yukarıdan aşağıya hem listelemeniz hem de hepsinin görev alanlarını ve yapmaları gerekliliğini kendi koordinasyonunuz içerisinde tanımlamanız gerekmektedir. Bütün bunun yanı sıra afet anında vatandaşımızın sivil olarak alabileceği önlemler, alabileceği tedbirleri ancak bir modellemeyle onlara bir eğitim olarak ortaya koyarsanız sağlayabilirsiniz. Bunu sadece biz televizyonlarla, kamu spotlarıyla ve hocamız iletişimlerle gerçekleştirme imkanına sahip değiliz. Eğer böyle düşünüyorsak yanılıyoruz. Birebir dokunmayla, birebir anlatmayla her okula, her öğretmene, her doktora ve bu konuda görev alabilecek sivil toplum inisiyatiflerine, yerel yönetimlere, belediyelere ve Kızılay gibi bütün bu kuruluşların tamamıyla hangi pozisyonları ve hangi alanları nasıl paylaşacağımızı koordine ederek sizler gerçekleştirmek durumundasınız. Bu bir seferberlik halidir. Sonra mesele geldiğinde çaresiz kalmak. Bir devlet yöneticisinin üzerine ifade etmeliyim ki yani inşallah öyle bir tabloyla karşı karşıya kalmayız. Umutsuz bir yüz haliyle ellerini iki tarafa açarak ben neye bakıyorum ki cevabı biliyorsunuz ki bizim ülkemize de, bizim milletimize de, bizim devletimize de yaşıyoruz. Bu kadar açık. Biz çare üretim merkeziyiz. Biz çare üretimiz. Onun için de bugün imkanımız var. Kapasitemiz var, kabiliyetimiz var. Eski Türkiye'nin bize vermiş olduğu derslerin üzerinden bugün Allah'a çok şükürler olsun. Belki de dünyaya örnek bir yapı ortaya koyduk. Kendimize özgün bir yapı ortaya koyduk. Bakın, valimlerimizde güvenlik acil durum merkezlerimizle ilgili ve afet yönetim merkezlerimizle ilgili bütün koordinasyonlar sağlanmıştır.
ve aslında afat veya afat dışı bütün olaylarda elde ettiğimiz koordinasyonların tamamını bilmenizi istiyorum ki bu konuda her biri bizim için ayrı bir eylem ve örnek olacak eylem. Orada hangi insanın, hangi kurumda çalışanın, hangi kurumun refleksinin ve kabiliyetinin daha güçlü olduğunu her bir olayda, her bir konuda sizlerin tarafından tek tek takip edilmektedir. Kimlerden nasıl istifade edileceğini tek tek takip edilmektedir. Sizler vali yardımcılar olarak valilerimizi de bu konuda hakikaten bilgilendirerek okullara gidip çocuklarımıza yeni yetişecek nesillere bunlar sadece bugüne ait değil, önümüzdeki 10 yıllara ait ve olması gereken adımlarda da bunları hep beraber gerçekleştirmek durumundayız. Sürekli bu farkındalığı ortaya koyabilmek, sürekli anlatabilmek ve sürekli bir eğitimi bulunduğunuz bölgelerde devam ettirebilmek bu işin asli şartlarından bir tanesidir. Bunu hep beraber sağlamak zorundayız. Ben inanıyorum ki bu 15-19 arasında gerçekleşecek bu eğitimler hem gittiğiniz ve görev yaptığınız alanlarda büyük bir fayda sağlayacak ve buradan aşağıya tabana çok önemli bir şekilde yayılacaktır. Özellikle bu konularda evvela devlet dairelerindeki kamu görevlilerinin yetkin olmaları, en tepedeki yöneticilerden başlamak üzere bu konuda bütün detaylara hakim olmaları bizim esaslarımızdan bir tanesidir. İlk önce bu konuda görev alacak arkadaşlarımızın eksiksiz bir bilgiye sahip olmaları gerekir ki vatandaşlarımıza bir afet anında eksiksiz bir hizmet alabiliriz. Meselenin ne olduğunu bilmesidir. Bir afet yönetimi nasıl bir zihniyete sahip olduğu, nasıl bir anlayışa sahip sadece kendi bildikleri ve yaşadıkları değil, işin bilimsel metodlarla da ve bu konudaki tecrübelerle de bütünleşmiş haliyle birlikte hareket etme kabiliyetini ortaya koymak gerekir. Çünkü o gün başka bir gündür. İşte o gün hem mesleki tecrübeye ihtiyaç var, hem yönetim organizasyonuna ihtiyaç var, ama hem de afet konusunda bir bilgiye ve bilgiye ihtiyaç var. Bunların her birini harmonize edip, harmanlayan bir anlayışa sahip olmak durumundayız. Bu sadece sizin şahsınızla alakalı değildir. Bu eğitim, yanlış anlamayın, kişiye verilen bir eğitim değildir. Bu eğitim, kurumunuza verilen bir eğitimdir ve yaygınlaşması gereken bir eğitimdir. Ve üzerinizden başka kişilere ve kurumunuzun esas itibariyle kurumsal kimliğine ve kültürüne akıtılması, zerk edilmesi gereken bir eğitim. Ve biz bunu bunun için istedik. Ve burada alacağınız, burada elde edeceğiniz, sizin tecrübelerinizle birleştirebileceğiniz bu eğitimin en çok önemli olduğunu ve yarın gelecek nesillerimize de büyük bir katkı sağlayacağını ama bugün için de bizatihi büyük bir önem taşıdığını bir kere daha ifade etmek istiyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Ben bu vesileyle hepinize çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyoruz. Tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz. Safa geldiniz, hoş geldiniz.